Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre ta ki o ilk cümlemi yazana kadar cümlesi getirilebilir. Yazma ile ilgili sanırım bir süreç var. Hangisinden sonra bu cümle getirilebilir diye soruldu. Hemen bir metne bakalım. Genç bir adamdım yazma denemeleri yaptığım yıllarda. O zaman bu kadar başarılı olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Sanırım okuduklarıma, araştırdıklarıma, birikimlerime ve hayal dünyama güvenmiyordum. Kısacası geleceğe dair bir umudum yoktu. Neden bilmem. Genç yaşta içimde yapraklar sararıyor, yerlere dökülüyor. Kalbim, aklım ve ruhum sonbaharın hüznünü yaşıyordu. Umut sözcüğüyle başladım basılan ilk kitabımın ilk cümlesine. Şimdi şuraya kadar aslında hep kendisine güvenip güvenmediğiyle ilgili, işte başarılı olup olmadığıyla ilgili ya da sanatçılığıyla ilgili bir takım yargıları anlattı. Ama hatta 5. cümleye kadar bunlardan bahsetti. 5. cümlede diyor ki, Umut sözcüğüyle başladım basılan ilk kitabımın ilk cümlesine. O zaman burada aslında şu ta ki o ilk cümlemi yazana kadar ifadesinin 5'ten önce gelmesi lazım. Bize ne sormuştu? Hangisinden sonra gelmeli diye sormuştu. O zaman 4. cümleden sonra yani neden bilmem genç yaşta içimde yapraklar sararıyor, yerlere dökülüyor. Kalbim, aklım ve ruhum sonbaharın hüznünü yaşıyordu. Hep bu zamana kadar bir takım olumsuzluklardan bahsetti. Ta ki o ilk cümlemi yazana kadar. Sonra da devam etti. Umut sözcüğüyle başladım basılan ilk kitabımın ilk cümlesine. Burada dediğimiz gibi 4. cümleden sonra bu cümlenin getirilmesi uygun olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir diye sorulmuş. Şimdi burada aslında paragrafın akışını bozan bir cümleye ihtiyacım var. Bu cümlenin yer değişikliğiyle paragrafın anlam akışının sağlanması gerekiyor diye düşünebiliriz. Hemen bakalım cümlelere. Bir, edebiyatımızın tanınmış hikaye ve roman yazarlarından Refik Halit Karay, yurt dışına sürgün edilmeden önce İstanbul'un İç Yüzü adında tek bir roman yazmıştır. Tamam. Refik Halit Karay'ı tanıttı, eserinden bahsetti. 2. Ancak sürgüne gitmeden önce yazdığı hikaye ve roman türündeki eserlerle sürgün dönüşü yazdığı romanlar arasında büyük ayrılıklar vardı. Burada da ne yaptı? Romanlarının, hikayelerinin sürgün öncesi ve sürgün sonrası şeklinde ikiye ayrıldığını söyledi. 3'e bakıyorum. Sürgün hayatının sonlarında özellikle yurda döndükten sonra daha çok roman alanında eserler vermiştir. Şimdi bir kere 1. cümlede Refik Halit Karay'ın yurt dışına sürgün edilmeden önce İstanbul'un İç Yüzü adında tek bir roman yazdığını söyledi. 3. cümlede de döndükten sonra daha çok roman alanında eserler vermiştir dedi. O zaman burada aslında kronolojik bir sıralamaya baktığımız zaman hani yurt dışına sürgün edilmeden önce sürgün hayatının sonlarında 1 ve 3 sanki daha bağlantılı gibi birbiriyle. Bir bakalım 4. cümlede ne diyor? Sürgünden önce gözlemlere dayanarak yurt gerçeklerine yönelen yazar sürgünden dönünce konuları türlü ülkelerde ve zamanlarda geçen romanlar yazmıştır. Şimdi aslında 2. cümlede hikayelerinin ve romanlarının sürgün öncesinde ve sürgün sonrasında farklılıklar gösterdiğini söylemişti. 4. cümlede de diyor ki sürgünden dönünce işte konuları türlü ülkelerde ve zamanlarda geçen romanlar yazmıştır. Yani aslında 2. cümlede dile getirilen değişikliğin ne olduğunu detaylandırmaya başladı. 5'e bakıyorum. Bu egzotik havalı macera romanlarında dili ve anlatımda eski kıvraklığını kaybetmiştir. Ha o zaman bu büyük ayrılıkların içerisinde hem konu var hem de üslup var. Yani bu 2, 4 ve 5 birbiriyle bağlantılı oldu. 3. cümlenin de dediğimiz gibi kronolojik anlamda tarihsel sıralama bakımından 1. cümleden sonra gelmesi gerekiyor. O zaman biz ne yapmalıyız? 2 ve 3. cümleyi yer değiştirmeliyiz. Cevap da bu doğrultuda C seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye soruldu. Bu tip sorularda bizim izlememiz gereken yol metnin ana iletisinin dışında başka bir iletiyi dile getiren cümleyi tespit edebilmek. Metne bakalım hemen. Edebi akımlar hayatı aynı şekilde kavrayan ve anlamlandıran şair ve yazarların geliştirdiği ortak ifade biçimleridir. Edebi akımların ne olduğunu tanımladı. 2. Bir sanatçı başarıyı bu akımların herhangi birine dahil olmakla yakalayamaz. Başarının bu akımlara dahil olup olmamakla bir ilgisinin olmadığı söylendi. 3'e bakıyorum. Çünkü başarının anahtarı sanatçının sahip olduğu güven duygusudur dedi. Tamam, sanki bağlantılı gibi. Bir 4'e bakalım. Kötü bir şair bağlı olduğu akım sayesinde adından söz ettirebilir. Ama asla bir edebi akıma bağlı olmak kötü bir şairi iyi yapmaya yetmez. Şimdi o zaman işler biraz değişti. Yani sanki 2'den sonra 3'ün gelmesi burada çünkü de bilerek
vermişler buraya. Hemen neden sonuç ilişkisini kursun. İşte sanatçının nitelikli bir sanatçı olmasına, işte akıma dahil olması yetmez. Şöyle olursa iyi olur. Başarılı şair olmak şu demektir şeklinde yorumlasın öğrenci diye düşünmüş. Ama burada aslında şöyle bir durum var. Şimdi edebi akımları tanımladım. Daha sonra bir sanatçının akıma dahil olmakla başarıyı yakalayamayacağından bahsetti. Hatta dedi şurada kötü bir şair bağlı olduğu akım sayesinde adından söz ettirebilir ama asla bir edebi akıma bağlı olmak kötü bir şairi iyi yapman yetmez. Yani burada iyi sanatçı olmanın, iyi şair olmanın, iyi yazar olmanın yolu herhangi bir edebi akıma bağlanmak değildir dedi. E hocam üçüncü cümlede de başarının işte ne ile ilişkili olduğunu söyledi. Ama 1, 2, 4 ve 5 kendi arasında sanatçının edebi akıma dahil olup olmamasının sanatçı niteliğiyle ilgisinin olmadığını dile getiriyor. Üçüncü cümle sadece sanatçı ne yaparsa başarılı olur söylüyor. Bu yüzden düşüncenin akışını bozan cümle 3 numaralı cümle oldu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye soruldu. Hemen bir seçeneklere bakalım. Daha sonra hangisi yokmuş onu bulmaya çalışalım. A ikileme. İkilemenin ne olduğunu biliyoruz. Pekiştirme. Pekiştirmenin ne olduğunu da biliyoruz. Şöyle tamam ikileme, pekiştirme. Eksiltili cümle ne demek? Yükleme olmayan, yargısı tamamlanmamış cümle demek. Karşılaştırmanın ne olduğunu biliyoruz. Örneklemenin ne olduğunu biliyoruz. Hemen bakalım. Sarı çiğden çiçeklerinin sapları yok denecek kadar kısacıktır. Yok denecek kadar kısacıktır. Aslında burada bir karşılaştırma durumu söz konusu. Toprağa yapışmıştır. Kayaların aralarına sapsarı bir halı serilmiş gibi olur. Sapsarı sözcüğü burada sarı sözcüğünün pekiştirilmesiyle ortaya çıktı. Pekiştirme var. Karşılaştırma da var dedik. Güneş rengi. Mor sümbüller diz boyudur. Menekşeler ıslak, göz gözdür. Parıldar. Buradaki göz göz ifadesi ikileme şeklinde aslında. Kırmızı çiçekler açar. Kırmızıları hiçbir kırmızıya benzemez. Bildur kırmızısı. Ne olmuş bildur kırmızısına bilmiyorum. Eksiltili cümle oldu o zaman. Tatlı, sıcak. Yerden fışkırırcasına bir yeşil türer. Bir hoştur. Ali Dağı'ndan aşağılara bakılınca yeşilin yağmur gibi yağdığı sanılır. Bulanık. Kayalar. Şurada yine ikilemeye yer verdi. Benek benek renklerle nakışlanmıştır. Hava burcu burcu kokar. İkilemelere de yer verildi. Ama metne baktığımızda herhangi bir şekilde bir örneklemeye rastlamadık. Cevabımız E seçeneği oldu. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde yine olumsuz bir soru kökümüz var. O zaman ne yapıyoruz? Seçenekleri bir değerlendiriyoruz. Daha sonrasında metinde var mı yok mu bulmaya çalışıyoruz. A. Anlatım sorularla güçlendirilmiştir. B. Çıkarımda bulunulmuştur. C. Devrik cümlelere yer verilmiştir. D. Birinci kişili anlatım kullanılmıştır. E. İzlenimler belirtilmiştir. Haydi bakalım hangisi yokmuş. Biraz ileride dağların kumlara yayılıp dağıldığı yere kadar sokulmuş iri siyah bir köpek dikkatimizi çekti. Bir kere şunlar iri siyah bir köpek işte dağların kumlara yayıldığı yere kadar şeklinde böyle görsel ayrıntılara yer verdiyse izlenimler belirtilmiştir diyebiliriz. Ama metnin geneline de yayılması gerekiyor sanırım bir bakalım. Dalgalar geldikçe ayakları diz kapaklarına kadar sular içinde kalan bu hayvanın garip bir hali vardı. Olduğu yerde duruyor, arada bir denizi yalar gibi yapıyor, sonra başını kaldırıp gruba doğru bakıyordu. Su mu içiyordu, yoksa denizin sahile sürüklediği böcekleri ve balık yavrularını mı arıyordu? Burada bir soru cümlesi var. O zaman böyle okuyucuyu metnin içine çekme gibi bir anlatımı sorularla güçlendirme gibi bir yöntem izlendi. Sonra yine görsel bir takım ayrıntılar vardı. İzlenimler belirtilmiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Durgunluğu bir av peşinde olduğunu gösteriyordu. Ha, şimdi durgun olmasını aslında bilmediği, emin olmadığı başka bir nedene bağladı. Bu ne yapmak oluyor? Çıkarım yapmak oluyor. Değil mi? Durgunluğu bir av peşinde olduğunu gösteriyor. Belki yorulduğu için durgun bilemeyiz ki. Yani kendince bir yeni sonuca ulaştı. Bu yüzden buna çıkarım diyoruz. Çıkarım cümlesine de yer verildi. Şöyle yaptık. Koklar gibi, bakar gibi. Eğilişi de su içmeye hiç benzemiyordu. İki arkadaş bu hayvanda bir başkalık, adeta insan gibi duygulu, düşünceli bir hal seziyorduk derken, şimdi burada biz seziyorduk bunu. Yani birinci kişili anlatım da devreye girdi. Ama baktığımız zaman, cümleleri incelediğimiz zaman bütün yüklemlerin sonda yer aldığını görüyoruz. Şimdi cümlenin yükleminin son kısımda yer alması bize neyi gösterir hocam? Devrik cümle olmadığını gösterir. Bu sebeplerle de cevabımız C seçeneği olur.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir diye soruldu. Hemen bir bakalım yukarıdaki metin bize ne anlatıyor, hangisiyle tamamlayabileceğiz. Tarihçi açısından tek tek kişiler tarihsel olaylara katılımlarıyla bu olaylara bağıntıları ölçüsünde önem kazanırlar. Yazar içinse insanları yalnızca bu bağıntı içinde göstermek yanlış olur. He, demek ki tarihçi tarihi olaylarda yer alma durumuna göre insanları önemsiyor ama yazar için bu durum yanlış olur şeklinde nitelendirildi. Bakalım devam edelim. Tarihçinin amacı kahramanı bir hedefe ulaştırmaktır. Yazarsa ele aldığı insanla bir hedefe ulaşmayı amaçlar. Değişik insanları anlatmak bu nedenle. Yani yazar ele aldığı herhangi bir insanla hedefe ulaşmayı amaçlıyor ama tarihçi kahramanı bir hedefe ulaştırmaya çalışıyormuş. O zaman bakalım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabilirim. 1. Tarihçi eğitmez, yol göstermez, yalnızca aktarır. Bununla ilgili bir sadece öğrettiğiyle bir şey, işte insana yol göstermediğiyle ilgili bir ayrıntı yok. B'ye bakıyorum, 2'ye bakıyorum daha doğrusu. Yazarın derdi yazısına sanatsal bir tat katmaktır dedi. Burada da şimdi edebi anlamda veya sanatsal anlamda herhangi bir lezzet katmanın peşinde mi sanatçı? Bunu bilmiyorum. Tamam, bir hedefe ulaşmaktan bahsetti ama bu hedef edebi sanatlara ulaşmak mı? Bunu bilemiyorum. O yüzden iki de olmaz. Bu nedenle tarihçi kahraman arar, yazar ise insanı arar. Evet, aslında tam da böyle söyledi. Tarihçinin amacı kahramanı hedefe ulaştırmak, yazarın amacı ele aldığı insanla hedefe ulaşmak. O zaman tabii ki tarihçi kahraman arar, yazar ise insan arar. Yani 3 numaralı öncül buraya tamamlanabilir. Cevabımız bu sebeple C seçeneği oldu. Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi biyologları beyinde kafa yaralanmaları sonucunda oluşan hasarın hangi süreçle ortaya çıktığını inceledi. Araştırma, şiddetli sarsıntı ya da çarpma gibi nedenlerle ortaya çıkabilen travmatik beyin yaralanmalarının yüzlerce geni ters yönde etkilediğini gösterdi. Çalışma mekanizması değişime uğrayan genlerin ilerleyen yıllarda Alzheimer ve Parkinson hastalığına neden olabileceği de belirtiliyor dedi. Aşağıda bellek türleri ve işlevleriyle ilgili açıklama verilmiştir. Buraya bakmadan önce şu örneklerden hareketle 1, 2, 3, 4 durumlarından hangileri travmatik beyin yaralanmalarının insanda sebep olduğu değişimlerden değildir diye soruldu. Burada dedi ki travmatik beyin yaralanmalarının yüzlerce geni ters yönde etkilediğini gösterdi. O zaman çalışma mekanizmasını bozdu aslında. Bir demiş, bisiklete dair sözcük, ses gibi verileri beyinde bir araya toplayamama. İki, bisikletten düşme sırasında yaşanan kopuk sahnelerin meydana geldiğini hatırlamakta zorlanma. 3. Bisiklete binme becerisi unutulduğu için acı vereceği bilindiği halde vücudu zorlayan bir hareket yapma. Beceriyi unuttuğumuz için vücudu zorlayan bir hareket yapmak. 4. Üzerinden düşünülen bisiklet görüldüğünde düşme sırasında yaşanan duyguların yeniden yaşanması. Ne dedi? Travmatik beyin yaralanmalarının insanda sebep olduğu değişimlerden birisi değildir diye sordu. Şimdi buradaki bu bellek türleri ve işlevleriyle ilgili bilgileri bir inceleyelim. Ondan sonra bunlardan hangisi olamaz bunu bulmaya çalışalım. Anlamsal bellek, genel bilgiler ve gerçeklere dair hafıza. Örnek olarak da şunu vermiş. Bisikletin ne olduğunu, bisikletle ilgili bilgi kavramlarını bu hafıza sayesinde biliriz. O zaman travmatik bir beyin yaralanması geçirirsek, bisiklete dair sözcük, ses gibi verileri beyinde bir araya toplayamayız. O zaman birinci öncüle ulaşırım. Şurada dedi ki bu hafıza sayesinde biliriz. Bu hafıza sayesinde bildiğimiz şey ne? Efendim, bisiklete dair sözcükler, duygular vesaire. Ama travmatik bir beyin yaralanması geçirdiğimde geni ters yönde etkileyecek. O zaman dediğimiz gibi bir araya toplayamamamız gerekir. Bir gerçekleşir. Eylemsel bellek, olaylar ve deneyimlere dair otobiyografik hafıza, kim, ne ve ne zaman sorularının cevabı da buradan geliyor. Başkalarının gözü önünde bisikletten düştüğünüz bir anı hatırlayınca bu olayın hangi sokak ya da caddede yaşandığını ve orada kimlerin bulunduğunu da hatırlarsınız dedi. O zaman burada iki ile ilgili de bir problem ortaya çıkar. Çünkü bisikletten düşme sırasında yaşanan kopuk sahnelerin meydana geldiğini hatırlamakta zorlanma. Yine tersine çevirdi. Hatırlayamıyorum. Sokağı, orada kimlerin olduğunu, bisikletten düşme anını, bunları hatırlayamaması gerekir. Duygusal bellek demiş. Bir deneyim esnasında açığa çıkan duyguları hatırlamamızı sağlar. Düşüşten birkaç gün sonra o bisikleti gördüğümüz anda düşerken yaşadığımız utancı da hatırlar ve aynı duyguyu tekrar hissederiz dedi. Şimdi dörtlü de aynı doğrultuda bir şey söyledi ama travmatik beyin yaralanması geçirsem tersine çevirmesi lazımdı. Yani aslında
Bu dörtte belirtilen ifadenin yaşanmaması şeklinde verilmesi gerekirdi. Bu bir dursun. Yöntemsel belleğe bakalım. Bilinçli ve aktif bir şekilde üzerinde düşünmemize gerek kalmadan yerine getirdiğimiz görevler bu kategoride yer alır. Bisiklet kullanmayı bir kere öğrenmeniz yeter, bir daha unutmazsınız. Üçte de ne diyordu? Bisiklete binme becerisi unutulduğu için diyordu. Yine travmatik bir beyin yaralanması geçirdiğimiz için tersine bir gen çalışması oldu. O zaman bu da gerçekleşir. Ama dediğimiz gibi bu duyguların yaşanmaması gerekirdi tersine çevirmesi için. Bu sağlıklı bir beynin sergileyeceği bir davranış oldu. Bu yüzden de doğru cevabımız burada B seçeneği olarak görülüyor. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diye soruldu. Bu tip sorularda aslında ikinci boşluktan hareketle soruyu çözmeye çalışmak bizim için daha hızlı, daha doğru bir çözüm yolu olacak diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım. Şimdi ikinci boşlukta gazetecinin sorusuna yazarımız ne cevap vermiş? Evet, bir hastalıktır o bizde. Bir piyanist sahneye çıkmadan önce nasıl hazırlanıyor değil mi? Bir tarihte İdil Biret'le tanışmıştım. Günde 8-9 saat piyano çalışıyor. Yılda 3 defa konsere çıkıyor sonuçta. Özellikle şiirde böyle galiba. Şairler de pek okumazlar. Ama mesela Behçet Necati Gül çok okurdu. Edip Cansever de öyle. Cemal Süreya da öyle. Yani burada aslında şurası bir örnek oldu. Şairler de pek okumazlar. Şiir için bu böyleydi galiba. Şairler de pek okumazlar dedi. Sonra da okuma yapan şairleri örnek gösterdi. O zaman burada şairlerin, sanatçıların okuyup okumamasıyla ilgili bir soru olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen bakıyorum seçeneklere. A seçeneğinin ikinci cümlesinde diyor ki, müzikle edebiyat arasında bir benzerlikten söz edebilir miyiz? Şimdi müzik ve edebiyat arasında bir benzerlik kurabilir miyiz şeklinde düşünülüyor bu. Ama burada ikisinin arasında, iki sanatın arasında bir benzerlik olup olmadığı ile ilgili bir ifade yok. O yüzden A gelmez. B'ye bakıyorum. Tabii ikinciye. Bizde yazarlar da pek okumuyorlar galiba. Ne dersiniz? Ha, yazarların, sanatçıların, şairlerin okumaması ile ilgili bir şey demiştik biz. Sanki bu olur gibi. C'ye bakıyorum. Yazarlıkla gündelik işleriniz arasındaki mesafeyi korumaya çalıştığınız doğru mu? Şimdi kendi kişisel hayatıyla, gündelik hayatıyla yazarlığı arasına bir mesafe koymaya çalışıyorum. Bununla ilgili hiçbir yargı yoktu. Bu yüzden C de olmaz. İkincisi olmadı çünkü. D'ye bakıyorum. Müzikle ilgili bilgilerinizi deneyimlerinizden mi yoksa kitaplardan mı edindiniz diye soruldu. Burada da şimdi müziğe dair bir deneyiminiz var mı yok mu, bununla ilgili bir açıklama yok. O yüzden bu da gitti. E'nin ikinci sorusuna bakıyorum. Yazarlığınızın yanı sıra piyano uğraşınız da var. İkisini birlikte nasıl yürütüyorsunuz? Hani birisine şu kadar emek harcıyorum, birisine bu kadar emek harcıyorum gibi bir şey olsaydı olurdu ama öyle bir durumdan bahsetmedi. Sanatçıların da okumadığından bahsetti. O yüzden cevap B olacak. Hani tabii burada sağlamasını yapmak da önemli. Yani birinci metin içinde birinci soru uyumlu oluyor mu ona bakalım. Şimdi okumaları, çok okumaları, günün moda değerleriyle yetinmemeleri. Bir hastalık halinde sadece basının dayattığı kişiler kaldı koca bir edebiyattan geriye. Ona çok fazla kapılmamaları gerekiyor. Hele yazar olacaklarsa hiç olmazsa, burada sanki bir tavsiye gibi. Hiç olmazsa 80 yıllık edebiyatımızı tümüyle okusunlar demiyorum. Ama bir panoramasını çıkaracak kadar doğrudan doğruya eserleri okumalarını öneririm. Şimdi bakıyorum birinci cümleye. Gençliğe yol göstermek istediğinizi dikkate alırsak gençlerimize ve yazar adaylarına ne önerileriniz nelerdir? Burada da evet tavsiyeleri nelerdir demiştik biz. O zaman dediğimiz gibi burada B seçeneği bizim doğru cevabımız oldu. Salahtepe'de milattan önce 17. yüzyılda kurulan eski yerleşim bir ortak alanı çevreleyen 2-3 odalı birimlerden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Birimlerden birinde 18 metrekare alan kaplayan bir mutfak bulunmaktadır. Mutfağın doğu yarısına oval biçimli, kubbesi ortalama 1 metre yükseklikte olan bir fırın inşa edilmiştir. Kerpiçle inşa edilen kubbe, fırının sıkıştırılmış toprak tabanı üzerine çökmüş haldedir. Aynı taban üzerinde bir de pişirme kabı bulunmuştur. Mutfakta bir tandır ile büyük bir kubbeli fırın bulunmasına rağmen diğer mekanlarda ocaklara rastlanmamıştır denildi. Hemen bakalım. Isınma sorununu ocak yakarak çözmüşlerdir. Bunu bilemeyiz. Isınma sorunu yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Bununla ilgili bir ayrıntıya yer verilmedi. Mutfağı ortak olarak kullanmaktadırlar. Evet, diğer mekanlarda ocaklara rastlanmadıysa bunlar mutfağı ortak olarak kullanıyor olabilirler ki zaten mutfağın etrafında 2-3 odalı bir yerleşim alanı oluşturmuşlar. Yemek pişirmeyi önemsememektedirler diyor. O zaman niye kap olsun? Şurada dedi ki
Bir pişirme kabı bulunmuştur. O zaman bu olmaz. Fırıncılıkla ilerlemişlerdir. Şimdi fırıncılık, bir fırınları var. Fırını kullanıyorlar ama fırıncılıkla ileri düzeydeler mi, ilkel düzeydeler mi? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Bu da olmaz. İlkel tuğla yapımını bulmuşlardır diyor. Kerpiçle inşa edilen kubbe dedi ama burada tuğla kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Metinde bununla ilgili bir ayrıntı yok. Bu doğrultuda doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerde vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Hemen bir bakalım dizelere. Gemilere dadanan kuşları okuyorum bir de. Göklerde bir başına dolaşan görkemli. Büyük denizlerdeki yalnız kuşları ve okuyorum yıllardır bütün yalnızlıkları. Okuyorum da kuş olsun, insan olsun, yalnızlık sevmeyenlerin icadı. Şimdi burada diyor ki kuşları okuyorum. İşte göklerde bir başına görkemle dolaşan bu kuşları okuyorum. Ama ne de olsa diyor işte yıllardır bütün yalnızlıkları okuyor olsam da kuş olsun, insan olsun, yalnızlık denilen şey sevmeyenlerin icadı diyor. Yani yalnızlığı sevmeyen kişilere ait bir özellik olarak nitelendirdi. Hemen bir bakalım seçeneklere. İnsanları sevmeye, onlara karşı hoşgörülü olmaya özen gösterilmelidir. Şimdi insanları sevmek belki olabilir ama hoşgörüden bahsetmedi. Bu yüzden A temel düşünce değil. B seçeneğinde insanlar paylaşmanın önemini yalnız kaldıklarında fark ederler dedi. Burada da paylaşmayla ilgili herhangi bir vurgu yoktu. Bu da olmaz. C'ye bakıyorum. İnsanoğlunun yalnızlık serüveni yazınsal ürünlerin odak noktasıdır dedi. Şimdi burada yalnızlık serüveninin işte yazınsal edebi ürünlerin odak noktası. Yani buradan hareketle oluştu gibi bir durum var. Bu da değil. D'ye bakıyorum. Sevmeyi bilen insanlar hiçbir zaman yalnızlık çekmezler. Evet, aslında yalnızlık sevmeyenlerin icadı dediğinde sevmeyi bilen insanların yalnızlık çekmeyeceklerini söyledi. E'ye bakıyorum. Yalnızlığı paylaşacağınız bir dost yoksa onu buluncaya kadar yalnızsınız demektir. Bu da işte bir dost bulmanız lazım şeklinde bir tavsiye veriyor yalnızlıktan kurtulmak için. Ama dediğimiz gibi hani kuş olsun insan olsun ben yıllardır bütün yalnızlıkları okuyorum. Yalnızlık dediğimiz şey sevmeyenlerin icadı. Yani seven insan aslında yalnız değildir gibi düşünülüyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kişilerin bir özelliği olamaz şeklinde olumsuz bir soru kökü var. O zaman seçenekleri bir değerlendiriyorum. Daha sonrasında bu seçenekler yukarıdaki metinde var mı yok mu bunu bulmaya çalışıyorum. A. Ön yargılı davranmak. B. Varsayımlardan hareket etmek. C. Genelleme yapmak. D. Ayrıntılı düşünmek. E. Kalıplaşmış düşünceleri savunmak. Hemen bir bakalım. Bazı insanlar belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünür. O zaman genelleme yapıyor diyebiliriz. Buna C seçeneğine ulaştım. Bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçıran bu insanlar herkes her zaman daima asla gibi sözcükleri pek severler. Yine genellemeye dair sözcükler aslında bunlar. Yani aslında kalıplaşmış düşünceleri savunma da buradan çıkarılabilir ama bir devam edelim yine. Bu durum bu tip insanların herhangi bir şey üzerine düşünmeksizin onu doğru ya da yanlış olarak kabul ettiklerini gösterir. Evet, burada yine ön yargılı davranıyorlar, kalıplaşmış düşünceleri savunuyorlar şeklinde düşünebiliriz. Bu kabuller bir süre sonra evrensel ve değişmez bir kural olarak ortaya sürülmeye başlar. Bu insanların bütün uzunlar ahmak, bütün kısalar fitne olur. Ben bunu bilir, bunu söylerim. İşte o kadar dediklerini duyarsınız. Bu tür bir katı noktalama sürekli farz ederek yaşayan bu insanların görüşlerini test etmeye ve değiştirmeye dirençli olduklarının bir ifadesidir. Bu insanlar varsayımlardan da hareket eder. Ama şimdi bu insanlar zaten ayrıntılı düşünüyor olsalar böyle genellemelere kulak asmazlar pek de diyor metin içerisinde. O yüzden doğru cevabımız burada D seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi parçada geçen bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçıran bir kişinin konuşmalarında kullanılabileceği bir sözdür? Şimdi bu kişi ne yapıyormuş? Bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçırıyormuş. Ne demek? Yani işte bütün ile parça arasında farklılıklar bulunabileceğini düşünmemek. Atıyorum tamamen örnek olarak söylüyorum. Ben işte bir inşaat yapıyorum, bina yapıyorum. Burada çalışan ustalar çok nitelikli ustalar diye malzemem kötü olsa da binanın sağlam olacağını söyleyebilirim demek gibi bu. Yani hani
ustaların niteliğinin ayrı, parçaların niteliksizliğinin, kalitesizliğinin ayrı olduğunu göz önünde bulunduramayan insanlar hangisini söyleyebilirmiş? Onu bulmaya çalışacağız. A. Besledik, büyüttük danayı, tanımaz oldu anayı diyor. Bu aslında hatır bilmeme. Bu değil, vefasızlıkla ilgili bu. B'ye bakıyorum. Anasına bak, kızın al, kenarına bak, bezin al. Şimdi burada anasına bakıyorsun. Anasında var olan özellikler nasılsa kızında da vardır diye peşin bir kabulle kızını da almaya kalkıyorsun. O zaman sen bütünle parça arasındaki farklı gözden kaçırıyorsun. Ya da kenarına bak diyor, bezini al. Hani bir bez alacaksın, kenarına bak, kıyısına bak. İyiyse iyidir, ortası da iyidir diyor. Yine parçayla bütün arasındaki aslında farkı gözden kaçıran insan cümlesi oldu. Diğerlerine de bir bakalım. Dam üstünde saksağın vur beline kazmayı. Şimdi burada herhangi bir şekilde bütünle parça arasındaki farklılığı gözden kaçırmaktan bahsedilmedi. D'ye bakıyorum. Ana usta yufka yapar, çocuk usta çift çift kapar. Burada da yine hani herhangi bir şeyden bahsedilmedi, farklılıktan bahsetmedi. Bu da gitti. Sarımsak yemedim ki ağzım koksun. Burada da zaten yine bir farklılık yok. Ama B seçeneğinde anasına bak, kızını al. Anası başka, kızı başka olabilir. Kenarı başka, bezi başka olabilir. Bu yüzden B seçeneği burada doğru cevabımız oldu. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle 1, 2, 3 durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır diye soruldu. Hemen bir şu durumlara gönderme yapılmayan öncülleri okuyayım. Daha sonra bu durumun ne olduğunu konuşuruz. 1. Duygulara göre davranmak, yani insanın hislerine göre davranması. 2. Bireysel farklılıkların yok sayılması. 3. Genel geçer düşüncelerle, genellemelerle hareket edilmesi. Şimdi bu durum diyor ya burada altı çizili ifade. Buradan önce bir yerlerde bize verecek bu öncülleri. Hemen bir bakalım. Bazı insanlar belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünür. Ha, o zaman bunlar bireysel farklılıkları yok sayıyor ve genel geçer bir şekilde düşünüyor. Bütün ile parça arasındaki farklılığı gözden kaçıran bu insanlar herkes, her zaman, daima, asla gibi sözcükleri pek severler. Evet, genel geçer düşünceler var hocam. Bireysel farklılıkların yok sayılması da var. Herkesi aynı kabul ediyoruz. Ama insanların duygulara göre davrandığıyla ilgili bir ayrıntıya yer verilmedi. Cevabımız bu sebeple A seçeneği oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir diye sorulmuş. Hemen bir bakalım. 1. İki alışveriş, yani dostluk ve aşk, rastlantılara ve başkalarına bağlıdır. Bir aramakla bulunmaz kolay kolay, öteki yaşla solar gider. 2. Üçüncü alışveriş, kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. 3. Onun için hayatımı doldurup doyuramazdı beni onlar. Şimdi bir kere üçüncü alışverişin kitaplarla kurduğu ilişki olduğunu ve sağlam, daha bize ait olan bir ilişki olduğundan bahsetti. Yani kitaplarla olan alışverişin, ilişkinin olumlu özelliklerini dile getirdi. 3'e bakıyorum. Onun için hayatımı doldurup doyuramazdı beni onlar dedi. O zaman 2 ile 3 kesinlikle birbiriyle çelişen cümleler. Bunlar yer değiştirdiğinde şurada da onlar zamirini kullandı. Yani neyi kastediyor hocam? Dostluğu ve aşkı kastediyor. Yani dostluk ve aşk onun için hayatımı doldurup doyuramazdı beni şeklinde devam ediyor. O zaman 2 ile 3'ün yer değiştirmesi mantıklı görünüyor. Bakalım 2 ile 3 yer değiştirdikten sonra da uyumlu oluyor mu? Şimdi burada dedi ki ikinci cümlede, üçüncü alışveriş kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. Ötekilerin başka üstünlükleri vardır ama bu üçüncüsü daha sürekli ve daha kolayca yararlıdır. Ömür boyu yanın başında. Şimdi daha sürekli ise ömür boyu yanında kalıyor. 4-5 bağlantılı. Burada daha sağlam, daha çok bize ait olduğunu söyledi. Üçüncüsünün de işte yine daha sürekli olduğundan bahsetti. 2'den sonra 4'ün gelmesi de doğal. Ama dediğimiz gibi 3 2'den sonra değil 1'den sonra gelecek. Bu yüzden de dediğimiz gibi 2 ile 3, yani B seçeneği yer değiştirmeli diyoruz. Bu parçada Ahmet Kutsi Tecer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde olumsuz bir soru kökü gördüm. Seçenekleri şöyle yukarıdan aşağı inceliyorum. Daha sonrasında metinde bunlar var mı yok mu bulmaya çalışacağım. A. Şiirinin kurgusu, şiirini nasıl kurguladığı. B. Edebiyattaki önemi, Ahmet Kutsi'nin edebiyattaki önemi neymiş. C. Ahmet Kutsi'nin sanatsal tutumu nasılmış. D. Üsluptaki, yani dil özelliklerindeki tercihi nasılmış. E. Konu seçimi nasılmış. Hemen bakalım. Milli edebiyat anlayışını sürdüren şairler içerisinde folklordan en çok yararlanan temsilcilerden biri Ahmet Kutsi Tecer'dir. Tamam. Şairin şiirlerinde aslında sanatsal tutumu sanki burada verildi gibi milli edebiyat anlayışını sürdürüyormuş. Devam edelim ama.
Şairin şiirlerinde bu kuşağın eserlerinde genel olarak öne çıkan ve halk şiirinden alınan biçimsel özellikler önemli yer tutmuştur. Ha, o zaman halk şiirinin biçimsel özelliklerini kullanıyor. Yani şiirinin kurgusunda bu var. Sanatsal tutumundan da zaten aslında halk şiirinden faydalanıyor diyebiliriz. Şiirlerinde tema olarak Anadolu'yu ve Anadolu insanını öne çıkaran şair. Tema dediğimizde şiirin konusu aslında o zaman bu da var. Şiirlerini süssüz ve açık bir dille oluşturmuştur. Dil özellikleri yani üslubu yani biçimi burada verildi. D seçeneği de var ama Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat dünyasındaki önemine dair bir şey verilmedi. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazarın sahip olduğu niteliklerden biri değildir diye soruldu. Hemen bakalım şöyle seçenekler. Daha sonrasında bu nitelikler yukarıda verilmiş mi verilmemiş mi bununla ilgili konuşalım. A seçeneğinde gördüklerini olduğu gibi anlatmaktan kaçınan bir özelliğe sahip olduğunu söyledi. Bu ne demek? Aslında gördüklerini, duyduklarını biraz da düş gücüyle birleştiriyor, hayal gücüyle birleştiriyor. B'ye bakıyorum. Gözlem gücüne sahip olma, çevresinde gördüklerini aktarıyor. C seçeneği kahramanlarını günlük yaşamdan seçiyor. Aslında B ile C örtüşür. Yani karakterlerini, kahramanlarını hayatın içinden, gündelik hayattan gördüğü kişilerden seçiyor demek ki. D'ye bakıyorum. Başkalarından farklı bir anlatıma sahip olma. Yani özgün, yani orijinal. E'ye bakıyorum. Yalın ve sade bir dille yazma. Yani gereksiz sözcüklere yer vermeyecek ve söz sanatlarına fazla yer vermeyecek. Hemen metne bakalım. Yazarın kahramanlarını aramak için uzağa gitmediği belli. Yürürken yanından geçen birilerini almış, romanına koymuş. O zaman burada kahramanlarını gündelik yaşantıdan seçiyor. Etkileyiciliği de bundan geliyor. Olayları aktarırken gerçeği düşe dönüştürme gücüne de tanık oluyoruz. Gördüklerini olduğu gibi anlatmaktan kaçınıyor demek ki. Şimdi gördüklerini gerçeği düşe dönüştürme gücüne tanık oluyorsak, yani gördüklerini olduğu gibi anlatmaktan kaçınıyorsa demek ki gözlem gücüne sahip. Neden? Çünkü bu kahraman seçiminde de yürürken yanından geçenleri gözlemleyerek almıştı. Gerçekleri de gündelik hayatta işte sosyal yaşantıda karşılaştığı gerçekleri de yine yorumlayabilmesi gözlem gücüne sahip olduğunu söylüyor bize. Bu da olur. Dilin inceliklerine bir de kendi sıcaklığını katarak dili kendince kullanması yani özgün bir şekilde, orijinal bir şekilde kullanması. O zaman D seçeneği de geldi. Romanın havasını içimize çekmemizi sağlıyor dedi. Şimdi yalınlık ve sadelikle ilgili herhangi bir ayrıntı yok. Bu yüzden cevabımız E seçeneği oldu. Yukarıdakilerden hangisi Muhsin Ertuğrul'un özelliklerinden biri değildir diye verildi. Hemen bir bakalım şu özellikler. Daha sonra metinde bunları bulabilecek miyiz? Araştıralım. 1. Yaşamını tiyatroya adama. Hayatını tiyatroya adamış demek ki. 2. Kararlı ve dengeli bir tavır sergileme. 3. Farklı alanlarda adından söz ettirme. 4. Kişilik özellikleriyle etkileme. 5. Özgüven sahibi olma dedi. Haydi bakalım metne. Muhsin Ertuğrul'un Türk tiyatrosuna getirdiği kendisi ve kişiliğidir her şeyden önce. Tutarlı ve tutkulu. Şimdi tutarlı olması ne demek? Aslında dengeli, kararlı olması demek. Bu olur. Kendine güvenli, özgüven sahibi. Dirençli, boyun eğmez, yolundan şaşmaz. Tamam. Bir kişilik. Karakter özelliklerini verdi. Buradan iki tane öncülü çıkarttık. Muhsin Ertuğrul başka her alanda kendini saydıracak, ağır basacak bu kişiliğini yalnız tiyatronun buyruğuna cömertçe vermiştir. O zaman hayatını tiyatroya adama var. Şimdi kişilik özellikleriyle de aslında tiyatroyu etkiliyor. Bu da var. Ama farklı alanlarda adından söz ettirme. Bakalım Türk seyircisinin tiyatroya saygısı bu sanat adamının kişiliğine saygı duymasıyla başlamıştır dedi. Şimdi farklı alanlarda adından söz ettiriyor Muhsin Ertuğrul. Hatta burada şöyle söyledi. Aslında her alanda kendini saydıracak, ağır basacak bir kişiliği vardı ama sadece tiyatronun buyruğuna cömertçe verdi bunu diyor. O zaman farklı alanlarda başarılı mı değil mi bunu bilemiyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği oldu. Einstein bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Bir keresinde büyük bilim insanı Einstein'a bir mil kaç fittir diye sormuşlar. Einstein bilmiyorum. Herhangi bir kaynak kitaptan 2 dakikada bulabileceğim bir gerçekle beynimi neden doldurayım ki diye cevap vermiş. Hemen bakalım şıklara. Her beynin bir öğrenme kapasitesi, öğrenme hacmi, öğrenme kapasitesi bununla ilgili bir ayrıntı yok. Bilgiye farklı kaynaklarla, değişik yollarla ulaşılabildiğini, yani bilgiye farklı kaynaklardan ulaşabilirim demek istemiyor da burada sanki hani kitaplarda yer alan bir bilgiyi neden beynimde tutayım diyor. Bu da olmadı. İnsan beyninin gerçeğe her zaman ihtiyaç duyduğu, gerçekliğe ihtiyaç duyup duymaması ile ilgili bir ayrıntı yukarıda yok.
D'ye bakıyorum. Beynin ezberden çok düşünmek için kullanılması gerekli. Evet, aslında söylenilen bu. Yani hani bir milin kaç bit olduğu ezbere bir bilgi. O zaman insanoğlu düşünmek yerine biraz daha ezberci bir yaklaşımla hareket ediyor demektir bunu biliyorsa. Einstein da buna karşı çıkıyor demek ki. Diyor ki ben beynimi ezberden çok düşünmek için kullanıyorum. D seçeneği cevap oldu muhtemelen. E'ye bakıyorum. Hiçbir sorunun gereksiz sorulmaması gerekli. Şimdi burada da soru gereksiz mi değil mi? Bu da öznel bir yorum yapmak olur. Bunu da işaretleyemeyiz. Doğru cevabımız burada D seçeneği oldu. Bu parçaya göre 1, 2, 3 özelliklerinden hangileri sanatın dik yokuşunu tırmanmanın gereğidir diye soruldu. Bir bakalım. Birkaç yazıyla üne kavuşmak isteyenlere gerçek sanatın dik yokuşunu göstermek gerek. Sonra da o yokuşu tırmananların yazmayı kendilerine dert edindiğini, gece gündüz yazmayı düşündüğünü anlatmak lazım. Bu yokuşu tırmanmanın gereklerini göze almayanların bir süre okuyucuyu aldatsalar bile er geç o yokuştan yuvarlanmaktan kendilerini kurtaramayacağını belletmeliyiz onlara. Şimdi burada aslında ne diyor adam? O yokuşu tırmananların yazmayı kendilerine dert edindiği, bunu kendilerine dert etmişler. Gece, gündüz, bütün bir ömür boyunca yazmayı düşlüyorlarmış bu adamlar. O zaman yaşamlarıyla yazmayı bütünleştirmişlerdir. Bu olur. Şimdi yazmayı düşünüyor ama yazıyor mu yazmıyor mu? Yani bunu bilmiyorum. O yüzden de üretken mi, eser üretme, eser yazma, eser kaleme alma noktasında tutumları nasıl bunu bilemiyorum. Durumları nasıl daha doğrusu tutumları bariz yazmayı istiyorlar zaten. Ama durumları ne, üretkenler mi değiller mi bilmiyorum. Üçe baktım. Eleştiriye açık bir kişiliğe sahip olma. Şimdi bu sanatçılar eleştiriye açık mı değil mi bununla ilgili de bir yargıda bulunmadı. O zaman sanatın dik yokuşun tırmanmanın gereği olarak aslında burada şu birinci öncülü bize verdi. Cevap bu sebeple A seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangileri fantastik kurgu okurlarının yazardan beklentileri arasında yer almaz diye soruldu. Hemen bir bakalım metne. Sonra da bunlardan hangisi yer alıyor, hangisi yer almıyor bulmaya çalışalım. Fantastik kurgu yapıyorsanız, kurgu da olsa sizden üzerinde yaşayan ırklar ve türlerle mümkünse bunların sosyo-kültürel yapısı hatta konuştukları dile kadar inandırıcı bir dünya kurmanız istenir. Onun için ben fantastik edebiyatı saf hikayeye en yakın tür olarak görürüm. Alegori yoktur böyle bir eserin girişinde. Bu kitapta yer alan kişi ve olaylar kurgudur uyarısına rastlamazsınız. Bildiğimiz, alıştığımız gerçeklerden tümüyle kopuk, insanın ve doğanın tamamıyla dışında bir dünyaya ait oldukları eleştirisine de katılın. Zira türün neredeyse tüm ürünleri bu amacı taşısın taşımasın, içinde yaşadığımız gezegene ilişkin mesajları, yorumları ve eleştirileri içermesi, karakterlerin tıpkı bizler gibi sevip düşünüp iyi veya kötü eylemde bulunması ve kurulan biçimsel hayal dünyasının savaş, barış, aşk, adalet, inanç gibi bildik temalar etrafında dönüyor oluşuyla söz konusu eleştiriyi her seferinde yanlışlardır. Sevdiğimin bir arkadaşımın deyimiyle fantastik edebiyat, gerçeklik dahilinde gerçekçi olmayandır dedi. Şimdi bakalım, okuyucunun yazardan beklentileri arasında yer almayanı bulmaya çalışacağız. 1. Oluşturduğu dünyanın kurgu olduğunu hissettirmesi. Hayır. Aslında bundan uzak durmasını istiyor. Zaten ne dedi? İşte bu kitapta yer alan kişi ve olaylar kurgudur uyarısına rastlamazsınız. Alegori yoktur böyle bir eserin girişinde şeklinde olmaması gerekenleri söyledi aslında. 2'ye bakıyorum. Gerçeklik duygusu veren hayali bir evren oluşturması. Aslında şu son cümleden de çıkar. En baştan da çıkartabilirim. Kurgu da olsa sizden üzerinde yaşayan ırklar, türlerle mümkünse bunların sosyo-kültürel yapısı hatta konuştukları dile kadar inandırıcı bir dünya kurmanız istenir dedi. Bu olur. Okurlar bunu bekliyor demek ki. Üçe bakıyorum. Bütün özellikleriyle yepyeni bir dünya tasarlaması. Hayır. Aslında tamamıyla yeni, hiç görülmeyen bir dünya yaratın demiyor. Evet, bunun kurgu olduğunu ben biliyorum. Sen bana hissettirme ama burada da zaten insanlar var, karakterler var. Yani insanlara benzeyen kahramanlar var. Onlar da insanlar gibi hareket ediyor zaten dedi. O yüzden 3 de olmaz. Şimdi yer almayan beklentiler 1 ve 3 olduğu zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi fantastik eserlere yöneltilen eleştirilerden biri değildir? Demek ki fantastik eserlere yöneltilen eleştiriler var. Bunlardan olmayanı, eleştiri niteliğinde olmayanı bulmamız isteniyor. Hemen bir bakalım seçeneklere. A seçeneğinde alışılan dünyanın dışında olması dedi. B seçeneğinde olağanüstülükler üstüne kurulması. C seçeneğinde
İnsana aykırılıkların görülmesi. D seçeneğinde realitenin dışına taşması. E seçeneğinde de tanıdık bir içerikle kurgulanması. Aslında daha metni okumadan şöyle seçenekleri okuduğumda, şimdi alışılan dünyanın dışında olmak, olağanüstülükler üstüne kurulması, insana aykırılıkların görülmesi, realitenin dışına taşması aynı anlam doğrultusunda. Cevap muhtemelen E olacak. Tanıdık bir içerikle kurgulanması o zaman biraz daha işte gerçeğe yakın gibi düşünülüyor. Ama metne de bir bakalım tabii. Fantastik kurgu yapıyorsanız, kurgu da olsa sizden üzerinde yaşayan ırklar ve türlerle mümkünse bunların sosyo-kültürel yapısı, hatta konuştukları dile kadar inandırıcı bir dünya kurmanız istenir. Onun için ben fantastik edebiyatı saf hikayeye en yakın tür olarak görüyorum. Alegori yoktur böyle bir eserin girişinde. Bu kitapta yer alan kişi ve olaylar kurgudur uyarısına rastlamazsınız. Bildiğimiz, alıştığımız gerçeklerden tümüyle kopuk, insanın ve doğanın tamamıyla dışında bir dünyaya ait oldukları eleştirisine de katılmam. Ha, ne diye eleştiriyorlarmış? Bildiğimiz, alıştığımız gerçeklerden tamamıyla kopuk, insanın ve doğanın tamamıyla dışında bir dünyaya ait oldukları. O zaman alışılan dünyanın dışında olması, realitenin dışına taşması, işte olağanüstülüklerin üstüne kurulması, insana aykırılıkların görülmesi, evet bunlar yöneltilen eleştiriler. Bu eleştiriye de katılmam ben dedi. Zira türün neredeyse tüm ürünleri bu amacı taşısın taşımasın, içinde yaşadığımız gezegene ilişkin mesajları, yorumları ve eleştirileri içermesi, karakterlerin tıpkı bizler gibi sevip düşünüp iyi veya kötü eylemde bulunması ve kurulan biçimsel hayal dünyasının savaş, barış, aşk, adalet, inanç gibi bildik temalar etrafında dönüyor oluşuyla söz konusu eleştiri her seferinde yanlışlarlar. Yani aslında tanıdık olması bizden bir iz taşımasıyla bu eleştiriye karşılık veriyormuş. O yüzden tanıdık bir içerikle kurgulanması ifadesi burada hatalı oldu. Yani eleştirilerden biri değil, eleştiriye karşı çıkılan noktalardan birisi. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Bu parçanın yazarının altı çizili bölümdeki savunusunun temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Yani savunusunun derken burada kastettiğini savunduğu şey. Hemen bir bakalım neyi savunuyor. Zira türün neredeyse tüm ürünleri bu amacı taşısın taşımasın, içinde yaşadığımız gezegene ilişkin mesajları, yorumları ve eleştirileri içermesi, karakterlerin tıpkı bizler gibi sevip düşünüp iyi veya kötü eylemde bulunması ve kurulan biçimsel hayal dünyasının savaş, barış, aşk, adalet, inanç gibi bildik temalar etrafında dönüyor oluşuyla söz konusu eleştiriyi her seferinde yanlışlar. Ha, burada diyor ki işte bu türe yönelik bir eleştiri var. Bu eleştiriyi de her seferinde yanlışlıyor işte kurguların gerçekliklerle uygun olmasından ötürü gibi. Bir bakalım şimdi. Şimdi A seçeneğinde ne dedi? Kurgu gerçek örtüşmesi dedi. Evet, aslında bu. Niye? Çünkü diyor ki zira türün neredeyse tüm ürünleri bu amacı taşısın taşımasın, içinde yaşadığımız gezegene ilişkin, gezegene dair mesajları, yorumları, eleştirileri içeriyor. Karakterler tıpkı insanlar gibi seviyor, düşünüyor, iyi veya kötü eylemde bulunuyor. Kurulan biçimsel hayal dünyasında da savaş, barış, aşk, adalet, inanç gibi bildik temalar var diyor. O zaman kurguyla gerçek örtüşüyor, bunu söyleyebilirim. Şimdi doğru yanlış karmaşası dedi. Şimdi doğrulardan yanlışlardan bahsetti ama karmaşa yaratıyor mu bu durum? Bununla ilgili bir ayrıntı yok. B olmaz bu yüzden. İyi kötü çatışması dedi. Şimdi iyi kötü çatışması da var. İyi veya kötü eylemde bulunmak. Ama yani iyi kötü eylemlerde bulunmak var ama bu bir çatışma yaratıyor mu? Ya da bu çatışma var diye mi işte eleştiriler haklı çıkıyor? Bu da doğru olmadı. D seçeneğinde ulusallık, evrensellik birlikteliği zaten ulusal olması, evrensel olmasıyla hiç alakası yok. E seçeneğinde de biçim ve içerik uyumu demiş. Yani işte türle konusu uyumluymuş. Bundan da bahsetmiyor bize. Ama dediğimiz gibi kurgu ve gerçeklik örtüşüyor. Hayali bir evren var türde ve gündelik yaşantımızda bizden izler taşıyabilen bir hayali evren var. O yüzden A seçeneği aslında burada savunumun temeli oldu. Cevabımız A seçeneği oldu diyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Burada bizim için önemli olan ne? Metnin iletisinin değişkenlik gösterdiği cümleyi belirlemek. Yani metin belirli bir doğrultuda giderken birden işte farklı bir yöne evriliyor. Bunu belirlemek bizim için aslında önemli olacaktır diyoruz. Bilim insanları ilk kayakların bundan 5000 yıl önce yapıldığını söylüyor. Sibirya, Moğolistan gibi sürekli kar altında olan yerlerde yaşayan insanlar karda rahat yürümek için çözümler ararken ince tahtaları ayaklarına bağlamaya başlamış.
Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde önceleri rahat yürüyebilmek için bir ulaşım aracıymış. Tabi zamanla bazı kullanıcılar ustalıklarıyla dikkat çekmeye başlamış ve 1800'lü yılların başında da yavaş yavaş spor olarak kabul edilir olmuş. Yani burada kayakların icadı aslında insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bir gereç olarak tasarladıklarından, daha sonra da bunun bir spora dönüştüğünden bahsetti. Beşinci cümleye bakıyorum. Ülkemizdeki ilk kayaklar da 1914 yılında yapılmış. Yani tam 103 yıl önce. Şimdi o zaman birdenbire Türkiye'de kayağın ne zaman üretildiğini anlatmaya başladı. Devam edelim. İstanbul'da Haliç kıyısındaki atölyesinde bir marangoz tahtalardan yaptığı kayakları önce Erzurum'a, oradan da Kafkas cephesine ulaştırmış. 30 asker de bu kayakları kullanmayı öğrenerek hızlı bir şekilde gitmek istedikleri yerlere gidebilmeyi başarmışlar. Burada ne yaptı 5. cümleden itibaren? Kayağın ülkemizde ne zamandan beri kullanıldığından bahsetti. 5. cümleye kadarki kısımda kayağın tarihçesini anlatıyordu. O zaman 5. cümleden itibaren biz aslında metni ikiye bölebiliriz. Cevabımız C seçeneği oldu. Bu parçada kayakla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur diye sorulmuş. Ben önce bir soruları okuyorum, olumsuz soru kökü olduğu için. Daha sonra bu sorular metinde bize bir cevap veriyor mu, bunu bulmaya çalışıyorum. Ama tabii tam tersi de mümkün. Efendim işte önce ben metni okurum, sonra seçeneklerden birisini eleyerek ilerlemeye çalışırım. Bu da olur. Ama dediğim gibi ben böyle bir yolu benimsedim. O yüzden haydi bakalım. Şimdi A seçeneğinde ne dedi? Kayağın ne zaman bir spor olarak kabul edildiği ile ilgili bir bilgi var mı? Bunu araştıracağım. B'de ilk örneklerinin yapımında hangi malzeme kullanılmıştır? Tamam, ilk kayak örnekleri yapılırken hangi malzemelerden faydalandık? C'ye bakıyorum. Ortaya çıkış amacının bir gereksinimi, bir ihtiyacı karşılamak olduğu söylenebilir mi? Bir amaca yönelik mi aslında icat edildi diye soruyor. D'ye bakıyorum. Kimi ülkelerde ulaşım aracı olarak kullanıldığı doğru mu? Tamam. E'ye bakıyorum. Ülkemizde kayak yapmak için kurulmuş merkezler var mı? Kayak merkezleri bizim ülkemizde, yurdumuzda var mı? Hemen metne geçelim. Bilim insanları ilk kayakların bundan 5000 yıl önce yapıldığını söylüyor. Sibirya, Moğolistan gibi sürekli kar altında olan yerlerde yaşayan insanlar karda rahat yürümek için çözümler ararken, o zaman karda rahat yürümek için çözümler arıyorken buldularsa bunu, o zaman ortaya çıkış amacı bir gereksinimi, bir ihtiyacı karşılamak olduğu söylenebilir. Ama rahat yürümek için çözümler ararken ince tahtaları ayaklarına bağlamaya başlamış. O zaman bu da malzemesini bize verdi. İlk örneklerin yapımında hangi malzeme kullanılmıştır? İnce tahtalar kullanılmış. Tamam. Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde önceleri rahat yürüyebilmek için bir ulaşım aracıymış. Ulaşım aracıyla ilgili bir şey var. D seçeneği. Kimi ülkelerde ulaşım aracı olarak kullanıldığı doğru mu? Doğru. Tabi zamanla bazı kullanıcılar ustalıklarıyla dikkat çekmeye başlamış ve 1800'lü yılların başında da yavaş yavaş spor olarak kabul edilir olmuş. Tamam. Ne zaman bir spor olarak kabul edilmiş? 1800'lü yılların başında. Bu da doğru. Yani A'ya da cevap verdi. Şimdi ülkemizden bahsediyor mu? Bahsetti. Şurada ülkemiz gibi bir ifade var ama kayak merkezi var mı? Ona bakalım. Ülkemizdeki ilk kayaklar da 1914 yılında yapılmış. Yani tam 103 yıl önce. İstanbul'da Haliç kıyısındaki atölyesinde bir marangoz tahtalardan yaptığı kayakları önce Erzurum'a, oradan da Kafkas cephesine ulaştırmış. 30 asker de bu kayakları kullanmayı öğrenerek hızlı bir şekilde gitmek istedikleri yerlere gidebilmeyi başarmışlar. Şimdi burada kayak merkezine dair herhangi bir cevap durumu var mı? Yok. Ülkemizde ne zaman işte kullanıldı, ne zaman yapıldı, hangi amaçlarla belki kullanıldı, bu var. Hani askeri alanda kullanılmış ama kayak merkeziyle ilgili bir ayrıntı yok. O zaman cevabımız E seçeneği oldu. Bu parçada kayakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye soruldu. Olumsuz bir soru kökü olduğu için ben şöyle seçenekleri yukarıdan aşağı bir okuyorum. Daha sonra metinde var mı yok mu, değinildi mi değinilmedi mi bulmaya çalışıyorum. A. Kayağın yürümeye olan katkısı. B. Ülkemizde gittikçe yaygınlaştığı. C. Bir soruna çözüm olarak bulunduğu. D. Yapılış tarihçesi. E. Zaman içinde kullanım amacının değişmesi. Hemen bakalım. Bilim insanları ilk kayakların bundan 5000 yıl önce yapıldığını söylüyor. Sibirya, Moğolistan gibi sürekli kar altında olan yerlerde yaşayan insanlar karda rahat yürümek için çözümler ararken ince tahtaları ayaklarına bağlamaya başlamış. O zaman bir soruna çözüm olarak bulunmuş. Tamam. Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde
Önceleri rahat yürüyebilmek için bir ulaşım aracıymış. Yürümeye katkısı var. Rahatlık sağlıyor. Bu doğru. Tabi zamanla bazı kullanıcılar ustalıklarıyla dikkat çekmeye başlamış ve 1800'lü yılların başında da yavaş yavaş spor olarak kabul edilir olmuş. Şimdi yürümeyi kolaylaştıracak bir araç, daha iyi yürüyebilmek için kullanılan bir araçken daha sonra bir spor olarak kabul edilmeye başladıysa E seçeneğine de ulaştım. Yani zaman içinde kullanım amacı değişti, buna da ulaştım. Aslında buraya kadar işte bundan 5000 yıl önce yapıldığı söyleniyor. 1800'lü yılların başında da işte spor haline geldiğinden bahsetti. Yani ilk ortaya çıkışında 1800'lü yıllara kadar olan bir değişim dile getirildiyse aslında yapılışı ile ilgili bir süreç de ele alınmıştır. Yapılış tarihçesi de vardır. Bu da olur. Şimdi ülkemizde gittikçe yaygınlaştı. Şimdi bakalım, devam edelim okumaya. Ülkemizdeki ilk kayaklar da 1914 yılında yapılmış. Yani tam 103 yıl önce. İstanbul Haliç kıyısındaki atölyesinde bir marangoz tahtalardan yaptığı kayakları önce Erzurum'a, oradan da Kafkas cephesine ulaştırmış. 30 asker de bu kayakları kullanmayı öğrenerek hızlı bir şekilde gitmek istedikleri yerlere gidebilmeyi başarmışlar. Peki ülkemizde gittikçe yaygınlaşan bir şey mi kayak? Bunu bilmiyorum. Bu yüzden de doğru cevabımız burada B seçeneği oldu.